Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda ÖSYM nereden nereye katı cisimler serisinde soru çözümü kısmındayız. Bu videoda son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş silindir ile ilgili soruların çözümünü yapacağız. Soruların mezerlerin çözümlerini yapacağız. Silindirle ilgili 4 tane soru gözüküyor. Arkadaşlar aa hocam ne kadar az sormuşlar diye düşünmeyin. Çünkü koni ve küre konuların içerisinde de bu silindirle ilgili sorular var. O yüzden ben o konular geldiği zaman oradaki soruları o konularda çözeceğim haberiniz olsun. Bizi ilgilendiren kısım sadece ve sadece silindirle ilgili olan kısım bu videoda haberiniz olsun. Videonun açıklama kısmındaki linkten de ne yapacaksınız? Bu 3 numaralı pdf'i indirin. 3 numaralı pdf silindirle ilgili boş pdf. 3.1 de çözüm pdf'i. Öncelikle kendiniz çözün sonra 3.1'den çözümlerine bakabilirsiniz. Oradan da çözüm pdf'inden de anlaşılmazsa Videodan çözümlerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen ama lütfen bunları çözün. Çok güzel bir tekrar aracı. Aslında tekrar kampı yapın diyorsunuz. Bunlar bir tekrar kampı aslında arkadaşlar. Gerçekten ÖSYM sorularının benzerleri. Hep tekrar ettiğinde görüyoruz zaten. E, Çözümlerinin daha doğrusu birbirine çok benzediğini görüyoruz. O yüzden bunları ihmal etmeden mutlaka mutlaka çözün. Evet çok fazla vaktinizi çalmayayım isterseniz çözümlere başlayalım. Evet. Genel PDF'te 7. soruyla. Yani bu PDF'imizde ilk soru arkadaşlar bu. Hadi bakalım 7. soru şu PDF. YGS 2013 benzer sorusuymuş. Bakalım ne diyor? Yükseklikleri eşit, taban yarıçapları sırasıyla 3 ve 4 olan dik dik dairesel silindir biçimindeki iki mum aşağıda verilmiştir. Birim zamanda aynı miktarda eriyen bu mumlardan sarı renkli mum yakıldıktan 7 dakika sonra mavi renkli mum yakılıyor. Evet sarı renkli mum yakıldı. 2 dakika geçti. 2 dakika sonra şurası 2 dakikalık bir mesafe arkadaşlar. 2 dakika geçtikten sonra 2 dakika mı? Yok 7 dakika. 7 dakikalık bir mesafeden sonra mavi renkli mum yakılıyor. Evet mavi renkli mum yakılmaya başlandığı anda sarı renkli mumun yüksekliği 2 cm azalmıştır. İşte, evet 7 dakikada kaç cm azalmış arkadaşlar? 2 cm azalmış. Buna göre mavi mum yakılması yakılmaya başlandıktan kaç dakika sonra bu iki mumun yüksekleri eşit olur. Evet mavi mumu yaktıktan sonra eriyor. Bakın bu daha hızlı da eriyecek. Çünkü bunun hacmi daha az. E, çünkü yarıçapı daha az olduğundan dolayı. Bunların yükseklerinin eşit olduğu durum soruluyor arkadaşlar bize. E ben buraya x diyecek olursam o zaman buradaki yükseklik ne yaptı arkadaşlar? x artı 2 yaptı. Bana diyor ki o zaman şunun e, ee, hacmiyle neresinin hacmi eşit olacak arkadaşlar? Çünkü birim zamanda eşit miktarda mum eriyor diyor. E bunun hacmiyle x artı 2 yarı 3 olan x artı 2 yüksekliğindeki bir mumla hocam şuradaki eriyor bak. Çünkü bu önceden yakılmıştı. Şunun hacminin birbirine eşitlememiz lazım. Yani pi r kare yazalım şuraya. Pi r kare çarpı x artı 2 ile nin pi r kare 4'ün karesi çarpı x'in birbirine eşit olması lazım. Birim zamanda aynı çünkü. Aynı zamanda bu mavi mumu yaktıktan sonra burası eriyor. E burası da eriyor. Aynı miktarda mum eriyor. O zaman burası ile burası eşit olacak arkadaşlar. Dikkat etmeniz lazım. Gereken yer burası. O zaman piyeler gitti mi? Gitti. O zaman burası 9. 9'u genişletelim. 9x artı 18 eşittir. 16x yaptı. Buradan 18 eşittir 7x yaptı. X de buradan kaç bulduk arkadaşlar? 18 bölü 7 bulduk. Evet X 18 bölü 7 çıktı arkadaşlar. Aa hocam şimdi biz 7 dakikada kaç santimetre eridiğini biliyoruz. 7 dakikada 2 santimetre eridiğini biliyoruz. O zaman buraya da Y dakika diyecek olursak Y dakikada ne kadar erir diye orantıyla bulabiliriz. 7 dakikada 2 santimetre eriyorsa Y dakikada da 18 bölü 7 santimetre erimiş. İşte o Y dakikayı biz bulalım. İşler dişler yapalım. 2 y eşittir 7 ile 18 bölü 7'nin çarpımı kaç yapacak? 7 çarpı 18 bölü 7 yazalım neyse. 18 yaptı. Y'yi de buradan kaç bulduk arkadaşlar? 9. Evet 9 dakika sonra. Buna göre diyor mavi mum yakılmaya başlandıktan sonra. E mavi mum yakıldığında bu buradan itibaren erimeye başlıyor arkadaşlar. Kaç dakika sonra bu iki mumun yüksekleri eşit olur diye soruluyor. Bizden arkadaşlar burayı kaç bulduk? 9 santimetre olarak bulduk. Yok 9 dakika olarak bulduk. Yoksa e, sarı mum yakılmaya başladıktan sonra denmiş olsaydı cevap ne olacaktı? 9 artı 7 olacaktı. 16 olacaktı. Yani birinci sorumuz böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 9 çıktı. Balıkesir çıktı. Güzel bir soru. Hala daha çıkmaya aday sorulardan biri arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Evet geldik 8. soruya. Taban yarıçapı 4 cm ve yüksekliği 8 cm olan dik dairesel silindir biçimdeki kabın içindeki suyun yüksekliği 2 cm'dir. Kabın düz bir zemin üzerinde yanal ayrıtlarının zemine temas ettiği durum şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kap 180 derece döndürüldüğünde. Hmm, elde edilen görünümü şekil 2'de gösterilmiştir. 180 derece döndürüldüğünde hop A buraya gelecek. Hop B buraya mı gelecek? Evet bak görüyorsunuz A ve B, B buraya gelmiş. C ve D de burada olmuş arkadaşlar. Buna göre A, B, C, D noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Aha Bizi yormamışlar. Bu bir dikdörtgendir demiş arkadaşlar. Ben nereyi bulacağım? Şurayı bulacağım. Sonra şurası zaten belli dikdörtgen. Sonra bu uzunluğu bulacağım. Olay bitecek arkadaşlar. Öncelikle ee, sen kaç derece döndürürsen döndür. Suyun zemini olan uzaklığı hiç değişir mi arkadaşlar? Değişmez. Zemin üzerinde döndürdüğün zaman bu şekilde de döndürsen zemine olan uzaklığı bu şekilde oldu arkadaşlar. Yani eskiden şöyle diyelim isterseniz. Şurada bir daire çizeyim isterseniz. Şurada bir daire çizdikten sonra. Evet. Şimdi bu daireyi yorumlayalım. Eskiden şuranın zemine olan uzaklığı kaçtı arkadaşlar? 2 santimetreydi. Sonra döndürdükten sonra AB buraya mı geliyor? Hala buradaki AB buraya geliyor arkadaşlar. Sonra CD buraya geliyor. Zemin olan uzaklığı yine aynı olacak. AB'nin şu aradaki boşlukla CD'nin bu arasındaki boşluk yine aynı mı olacak arkadaşlar? Aynı olacak. He, hatta bu suyla zemin her zaman nedir arkadaşlar? Bu da zeminse suyla zemin her zaman ama her zaman paraleldir. O zaman bununla bu paralelse, e bununla da bu paralelse şunlar birbirine paralel oldu. Tamam. Bir de suyun zemine olan uzaklığı kaç santimetreydi? 2 santimetreydi. Arkadaşlar buradaki çemberde işlem yapacak olursak şurada merkez varsa kiriş varsa çektik. Hatta teğet varsa çektik yapsak. Hatta burada da bir kirişe bir dik çiz, çizsek. Şuradaki uzunlukların da birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Şu suyun zemin olan uzaklığı 2 santimetreydi. yarıçap uzunluğu da 4 santimetreydi. Burası 2 oldu. E hocam burada da bu merkezin suyu olan uzaklığı 2 iken burada da 2 olmak zorunda. Çünkü aynı çizgi bu. Çünkü bunun buraya olan uzaklığıyla bunun buraya olan uzaklığı birbirine eşit. E o zaman hocam şunun da devamı ne olacaktır? Zaten 2 santimetre olacaktır. Yarıçap çap 4 santimetre olduğundan dolayı. E hocam burası dik. 2 eş parçaya böldü mü? Böldü. Hocam burası da dik. 2 eş parçaya böldü mü? Böldü. Hocam şunlar birbirine paralel. E, şunlar da birbirine eşit. Tamam. Şunlar birbirine paralel. Bunlar da birbirine eşit. E, buradan güzel bir şey çıktı aslında. Şunu şöyle birleştirecek olursak. Hocam bak şunlar paralel. Şunlar birbirine eşitse. Direkt içerisi ne oldu? Bir dikdörtgen oldu. Yani sen burada kaç ya da direkt 90. Ya aslında paraya kenar oldu da. E, çünkü karşı kenarlar paralel ve karşı kenarlar eşit olduğundan dolayı paraya kenar çıktı. Açı 90 derece olduğundan dolayı dikdörtgen çıktı burada. O zaman 4 buradaki uzunlukta kaç oldu arkadaşlar? 4 oldu. E, ee, bizden ne isteniyor arkadaşlar? Ha, sen şuradaki şeyi bulmaya çalışacaksın. Burayı da 90 derece olarak buldun. E, ee, arkadaşım o zaman sen buradan bir dik çizdiğin zaman. Hop şuradan bir dik çizdiğin zaman. Çizelim isterseniz şöyle. Buradan bir dik çizdiğin zaman. Hatta buradan çizilendik. buraya denk gelmek zorunda. Bak burada ispatlamış olduk. Bu zemine dik arkadaşlar. E ee, sen zaten Şuradaki uzunluğu bulmaya çalışacaksın. Öncelikle tabi şurayı da bulalım. En güzel çizimiz çizimimiz yarı çapı. Hop çizdin yarı çapı. Hocam burası 4 mü 4? 90'ın karşısı 4. Hangi açının karşısı 2'dir? 30'un. O zaman burası 2 kök 3 yaptı. Burası da 2 kök 3 yaptı. Toplamda 4 kök 3 yaptı. Hocam burası 4 kök 3. E o zaman burası da 4 kök 3. Evet dikdörtgenin üç kenarını bulduk. Şimdi burayı bulacağım. Adam bize e, kaç derece yüksekliğini kaç demişti? Suyun yüksekliğini 8 demişti. E, şurası silindirin yüksekliğini. E buradaki uzunluğu da bulduk mu? Biz bulduk. Hocam burası 4. E 4 burası 8 burasıysa burası da 4 kök 5 mi yaptı? Aynen öyle. Burası 4 kök 3 burası 4 kök 5. Yani 4 kök 3 ile 4 kök 5'in çarpımı isteniyor. 16 kök 5 yapar cevabımız arkadaşlar. Evet kaçıncı soru arkadaşlar bu? Bu pdf'deki ikinci soru yani genel pdf'teki 10. sorunun cevabı denizli çıktı. Geldik bir sonraki soruya. LS 2014 benzer sorusu. Su dağıtımı yapan bir tankerin taban yarıçapı 3 metre ve yüksekliği 8 metre olarak valla ben soruyu her seferinde okuyacağıma hop şöyle bir şekli çizeyim arkadaşlar Evet şekli çizeyim şekli çizdiğim zaman ne oldu arkadaşlar Aha hepsini sildik şekli çizdik Evet yarıçapı kaç vermişler bize 3 metre yüksekliği kaç vermişler 8 metre olarak vermişler sonra diyor ki bu suyun bir kısmı taban yarıçapı bunun tamamı suyla dolu Taban yarıçapı 50 cm. 50 cm nedir? 1 bölü 2 metre demek değil midir arkadaşlar? Yani 0,5 metredir. E, ee, 1 bölü 2 metre. Evet 1 bölü 2 metre olan ve yüksekliği de 1 metre olan 1 metre yarı ne verilmiş arkadaşlar? 1 bölü 2 hmm, metre olarak verilmiş. 216 damacana damacanalar tamamen doldurulacak. Evet ben bundan bunları dolduracağım arkadaşlar. 216 taneyi dolduracağım. O zaman arkadaşlar 216'yı doldurunca ne olacak? şu kadarlık bir su eksilmesi olacak. Yani şuradaki eksilen su bunun çarpı 216'sına mı eşit arkadaşlar? Evet. Bunun çarpı 216'sına eşit. O zaman bunun hacmi. Hocam şurası üçgen. Yüksekliği de h. Yani pi r kare çarpı h. Neye eşit olacak arkadaşlar? Çünkü buradan eksilen suyun, sularla bundan 216 tane dolduruyorum. Yani pi r kare. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 çarpı yükseklik. Bir de bundan kaç tane var? 216 tane var. E o zaman arkadaşlar ne oluyor burada? Piler gitti mi gitti. H'ı bulacağız arkadaşlar buradan. H neye eşit oluyor? Şu 216'yı 4'e bölsem. 108, 54. E, 54'ü de 9'a bölsem. 6 kere 9, 54 mi yapıyor? Evet 6 kere 9, 54 yapıyor. Dur 216, 54. 54 bölü 9'da 6 yapıyor değil mi? Evet H'ı buradan 6 bulduk arkadaşlar. Hop H6. Hocam bunun tamamı şeydi. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? Buraya o zaman 2 santimetre kaldı. Evet kalan su burası yaptı arkadaşlar. Kalan su burası yaptı. Buna göre damacanaların dolumundan sonra depoda başlangıçtaki suyun kaçta kaçı kalmıştır kalan kısım. Arkadaşlar bütün prizmalarda hacimler yükseklikleriyle doğru orantılı değil midir? Yani 2'ye 6 var burada. Yani burası 2V iken burası ne olacak? 6V. 6V'lik kısım kalan suyun tüm depodaki suyun oranına isteniyor değil mi? damacaların dolumundan sonra depodaki başlangıçtaki suyun kaçta kaçı kalmıştır diye soruluyor. Yani bizden 2V bölü 6V değil başlangıçtaki sorulduğu için 8V isteniliyor. Yani cevabımız o zaman böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 1 bölü 4 çıktı. Yani bu pdf'teki 3. sorumuzun cevabı böylelikle edremit oldu. Geldik 36. soruya. Hocam TET, TET'de silindir çıkmıyordu. Evet. Arkadaşlar bu soruda Nasıl bir soruydu? Küpün içerisinden bir karedik prizma çıkarılmasıydı. E biz bu soruyu daha doğrusu Yunus hocam bu soruyu silindire uyarlamış. Aslında bu bir soru ne sorusuydu? Prizma sorusuydu. Tamam. Aynı mantıkta çözülebilen bir soru. Biz bunu prizmaya uyarladık. Belki de prizmada çıkacak şimdi. Değil mi? Bir de öyle düşünün. Silindir şeklindeki tahta parçasının taban yarıçapı yüksekliğinin iki katına eşittir. Taban yarıçapı yüksekliğine a dersem taban yarıçapı da yüksekliğin iki katına eşitmiş. Burası 2a'ymış. Bu tahta parçasının içinden taban yarıçapı ve yüksekliği tahta parçasının yüksekliğine eşit olan bir silindir çıkarıldığında oluşan şeklin görünümü aşağıda verilmiştir. Evet ben bunu çıkartıyorum. Taban yarıçapı yüksekliğine eşit. Yani taban yarıçapımız A olacak. Son durumda oluşan şeklin hacmi ilk durumdaki tahta parçasının haciminden 27 pi birim küp eksilmiş. Arkadaşlar eksilen parça burası değil mi? E, eksilen parçayı bize direkt şey demiş. Bunun hacmi 27 pi olarak verilmiş. Çünkü o kadar eksilmiş demiş arkadaşlar. E kalan olsaydı büyüğün hacminden burayı çıkartacaktım. Eksileni söylemiş bana. Hocam burası a iken yüksekliği de a. Yani o zaman 27 pi neye eşit? Pi r kare çarpı h. Piler gitti. Aküp eşittir 27'den. A'yı buradan kaç bulduk? 3 bulduk. E a 3 ise arkadaşlar ne olacak o zaman? Burası 6. Yüksekliği de kaç yaptı? 3 yaptı. Şimdi bizim silindirimiz nasıl arkadaşlar? Şu şekilde. İçini oyduğumuz şekil bu. Buna göre son durumda tahta parçasının yüzey alanı kaç pi birim karedir diye sorulmuş arkadaşlar bize. Hmm. Şimdi gençler biz ne yapacağız? Yüzey alanını bulurken arkadaşlar taban alanı şurası. Yani bu taban alanından kaç tane var arkadaşlar? Bakın. Şundan iki tane var. Yani büyüğünkinden küçüğünkünü çıkartacağım. Hocam büyüğünki 6. Yani burası 3. Burası 3 değil mi? Yani pi r kare eksi pi r kareden kaç tane var? Altlı üstlü iki tane var. Şu alandan iki tane var altlı üstlü. Sonra ne oldu arkadaşlar? Evet. İsterseniz yani nasıl bulduk bunu? Bu dairenin alanından bu dairenin alanı çıkarttık. Çünkü bunlar eksilmiş oldu. E, tabanları hallettik mi hallettik. Şimdi yanal alan alanı alacağım. Yanal alanı hallederken büyüğün yanal alanı var mı şekilde? Var. Artı iki yanal alan neydi arkadaşlar? Taban çevresi çarpı yükseklikte Yani 2 pi r çarpı h. 2 pi r çarpı h. E, büyüğün yarı 6 olduğundan 2 pi çarpı 6 çarpı. Yüksekliğimiz de 3 olduğundan 3 yazdık. Artı içeride de oyduğum için içeride de silindirin yan alanı var mı? Var. Küçük silindirin yan alanı yani 2 pi r çarpı h eşittir. 36'dan 9 çıktım. 27 2 ile çarptım. 54 pi artı 18 36 pi artı 9 18 pi yaptı. Şunları topladığımız zaman da kaç yapıyor arkadaşlar? 108 pi olur cevabımız. Yani böylelikle bu sorumuzun cevabı da ne yaptı? Edremit yaptı sevgili gençler. Evet şöyle genel itibariyle bakacak olursak. Arkadaşlar sorular şu şekilde görüyorsunuz. Yani yeni nesil eski nesil kavramı maalesef pek yapamıyoruz. 2000 yılından beri hep zaten ya, katı isimlerdi, hep zaten yeni nesil. Yani güncel hayatta çok uygun bir konu olduğu için hep böyle güncel sorular soruyor. Hatta ben girdiğim sene 2000 yılındaydı arkadaşlar. Böyle bir dağcı bir konunun etrafında dönüyor falan filan o hikayeler. Ta 2000 yılından beri var. Hatta 90'lı yıllardan beri var arkadaşlar. Ama ben silindirle ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Artık AYT formatında şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. AYT formatında Silindirik yüzeyler, yani silindir derken tabanı dairesel olan yüzeylerle alakalı konular hangileri? Silindir, koni ve küre. Bu üç konuyu birleştirip soruyorlar. Ya böyle silindirle koniyi, ki ikisi birbirine çok yakışan bir konu, ya böyle silindirle küreyi, ya da küreyle koniyi, ya da üçünü birden karıştıran sorular karşımıza gelebilir arkadaşlar. Yani bunu söylemek çok tehlikeli aslında ama ben son yılların böyle sorularını inceleyince şunu fark ettim sanki bu sene şunu sorsalar daha hoş olur. Bak sorabilirler diyorum. Ee, soracaklar demiyorum. Büyük ihtimalle karşımıza bu sene koni ile kürenin karışımı bir soru gelecekmiş gibi hissettim arkadaşlar. Çünkü sınav sorularını böyle hepsini inceledim. Yani olay oraya doğru gitmiş. Çünkü silindirle küreyi sormuşlar. Silindirle koniyi çok seviyor ÖSYM zaten. Onunla ilgili çok güzel sorular oluyor. Sonra her üçünü birden karıştırıp da sormuşlar. Sanki bu sene ya da önümüzdeki sene hem silin e, hem küreyi hem de Tony'yi iç içe sorabilecekleri bir soru soracaklarmış gibi. E, o zaman e, biz en son kürede is isterseniz bundan bahsedeyim. Büyük ihtimalle unutmam ben bu söyleyeceğimi. Küre konusunda da ben size söylerim. Şöyle sorular böyle sorularla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar diye. İsterseniz onu son videoya bırakayım. Tamam mı arkadaşlar? Evet gençler böyle baktığımız zaman güzel sorular ve hoş sorular. E, hepsi de zaten görüyorsunuz. Hepsi de yeni nesil soru yani. Yeni nesil olmayan soru da bu sözel bir soru. E, sözel soruyu da yeni nesil kavramı içerisinde alıyoruz zaten. E, ama dediğimiz gibi 10 yıldır, son 10 yıldır zaten hep bu yeni nesil sorularla karşılaşıyoruz. Evet gençler silindirle ilgili kısmı bu videoda bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda piramitte, piramit çözümlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.